Evet, herkese merhaba. Yeni bir video sizlerle. Bu videomda sizlere Gaziantep'e bağlı olan Karagöz Yaylası'na bir yolculuk yapıyoruz. Tabii ki Huzur Yaylası'ndan bir yolculuk olmuş olacak. Bu yolculukta gitmiş olduğumuz yerlerin videolarını çekeceğim sizlere. Bunları sıralı halde izleyeceksiniz. Şimdi ilk part görüntülerle başlıyoruz. Şimdi sizlere yolda görmüş olduğumuz bir kayadan bahsedeceğim. Bu kaya Delikli Kaya olarak biliniyor. İsmi bir diğer adı ise Kirmen Kayası olarak biliniyor. Biraz bunun hikayesine göz atalım sizlerle. Buranın hikayesi şöyle. Bir Türkmen hanımının Kirmen adı altında olan bir aletle, bu tahta bir alet olarak söyleniliyor. Keçi kılı ve koyun yününden buradaki yükseklikten aşağı doğru o kirmen aletiyle beraber yaklaşık 30 metre olarak bir ip yaptığı rivayet ediliyor burada. Ve son olarak şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Şu anda olduğumuz konum kayanın dip noktasından rakım aletiyle ölçtüğümde 1630 metre yükseklikte olduğumuzu söyleyebiliriz ve şimdi devam ediyoruz. Şimdi Huzurlu Yaylası tarafından geldiğimizde burası Karagöz Yaylası geçidi ve girişi olarak biliniyor. Şimdi birazdan buradan devam edeceğiz. Kısaca etrafı göstermek istiyorum. Bu tarafta böyle yürüyebildiğiniz küçük bir yürüyüş rotası olmuş. Tabii doğal oluşum olduğunu düşünüyorum çünkü tamamen doğal gözüküyor. Yapay bir herhangi bir eklenti yok burada. Bu şekilde yukarı doğru devam eden bir yükseklik var. Şimdi ise bu küçük olan yürüyüş rotasının üst tarafında bir boşluğa geldim. Buradan tamamen üst kısımdan bir sis akışı var. Bunu şimdi sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu kısımdan yukarı doğru gelen ve bu taraftan üzerimize doğru gelen bir sis akışı var. Gerçekten mükemmel bir görüntüye sahip buralar. Az önceki videodan görmüş olduğunuz üzere bu karşı taraftaki sisin buradan bittiğini görebilirsiniz. Burada tamamen açık bir hava fakat burada tamamen sis bitiyor bu şekilde.
Şimdi ise Karagöz Yaylası'na gelmiş olduk. Bize ilk başta önceki görüntülerden anladığınız üzere böyle bir boş bir mera gibi bir yer karşılıyor. Ve ilk başta burada bir cami var. Bu köyün camisiymiş. Buradaki yerli halktan öğrenmiş olduk. Az önceki sizlere göstermiş olduğum o meralık alanda bir yere geldim. Böyle küçük bir baraka. Önünde otururken şöyle etraftan aldığım bilgiye göre karşı tarafımda olan bir Karlı Dede var. Burası bir tepe yükseklik. Adı Karlı Dede olarak biliniyor. Tabii ki Huzurlu Yaylası'ndan baktığımızda bu tepenin diğer yüzünü biz görebiliyormuşuz. Bu taraftan da arka kısmını görebiliyoruz. Şimdi orayı sizlere gösteriyorum. Ve sonrasında şu anda ben rakımı ölçtüğümde 1630 rakım olmuş oluyor. Az önce videodan hatırladığınız üzere arka tarafta yol üzerinde geldiğimizde Kirmen Kayası'nda konumunu ölçmüştük. Oranın rakımı 1630'du. Şimdi diyeceksiniz hani belli bir mesafe gittik. Ben de şaşırdım aslında geldiğimiz yerde aynı rakıma rastlamak şöyle oldu. O kısımda biraz yükselip tekrar düşüp tekrar yükselince aynı seviyeye gelmişiz. Onun için tam oturduğumuz yerde şu anda yayla konumu olarak 1630 olarak biliniyor. Şimdi ise küçük bir çilek bahçesine geldik. Buradan olmuş çilekleri toplayacağız şimdi. Bu şekilde. Topladığımız çilekler tamamen doğal ve genetiği değiştirilmemiş yayla çileklerinden oluşmakta ve böyle çok güzel bir rehası ve kokusu var. Son olarak yayla videomuzu bitiriyoruz burada. Karagöz Yaylası bu kadardı. Son olarak şunu eklemeliyim. Burada insanlar geçimini keçi ve koyundan sağlıyor. Daha çok koyun üzerine burada hayvancılık yapıyorlar. Keçi daha az kalıyor. Tarım konusu olarak da çilek, biber yani sebze tarzında yiyecekler var. Onlar da kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar yapıyorlar. Onun dışında tarımla hiçbir şekilde ticaretle uğraşmıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.